bizimki bir deniz hikayesi. Kaderin kıyıya vurdu birkaç kişi, aslında hayatın kendisi. Senin gibi, benim gibi. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şefim, kavunla peynir tamam. Sen bize acılı ezme bir de haydari getiriver. Hanımefendiye de kalamarla fava. Bir de köze bir patlıcan at. Hadi tamam. Efendim. Hiçbir şey unutmamışsın. Psikolojik sorunları olan ben değilim. Hem her şeyi unutup arkasını dönüp gitme gibi bir lüksüm olmadı hiç. Hayatın pek adil olduğu söylenemez. Ben Deniz için... Yani onunla ilgili konuşursak eğer birlikte... Para mı teklif edeceksin baba? Bak eğer buraya bunun için geldiysen boşuna nefesini tüketme. Ben oğlumu hiç kimseye vermem. Böyle bir niyetim yok. Paralı ya da parasız. Anlıyor musun beni? Hiç eskiden böyle değildim. Sen böyle miydin? Mahkemede söylediklerim doğruydu. Bunu bilmeni istedim. Yapma Zeynep. Hiç olmazsa aptal yerine koyma beni. Eğer seni rahatlatacaksa özür dilerim. İnan bana Deniz'in yaşadığını bilmiyordum ben Hakan. Ben senelerce onun yasını tuttum. Bana bak Zeynep. Geçmişte ne yaşanmış şu an hiç önemli değil. Bizim için artık tek bir mesele var Deniz. Evet, 2 gün sonra 10 yaşına basacak bir oğlumuz var bizim. Ve onun bir hayatı, bir düzeni, bunca senedir doğru bildikleri var. Bunları bozma. Öldüğünü sanıyor Zeynep. Ne diyeceksin ona? Nasıl açıklayacaksın ona gidişini? Ben her şeyin açılacağına inanıyorum. Doğru. Önceden de iki gönül bir olunca samanlık seyran olur'a inanıyordum. Ne oldu? Olmadı. Oldurmadılar. Bunun için kimseyi suçlayamazsın. Sen beni aldattın. Bu hikayenin buraya varma sebebi sensin Hakan. Aldatmadım Zeynep. Ben seni aldatmadım. Ama ne önemi var değil mi? Senin ne düşündüğün, neye inandığın her şeyden daha önemli. Her zaman olduğu gibi. Gerçekten doğru söylüyor olabilir mi? Yoksa bunun arkasında da sen mi varsın baba? Deniz'in gerçekleri öğrenmesi lazım Hakan. Mahkeme yoluyla mı? Kırıcı olmak için çabalamaktan yorulmadın mı? İzin ver bir sözümü bitireyim lütfen. Devam. Bunu ikimizin söylemesi gerekiyor. Yani nasıl söyleyeceğimize birlikte karar vermeliyiz. Birlikte? Sen ve ben mi? Hakan. Deniz neden İstanbul'da? Çünkü ben İstanbul'dayım. Okul zamanı. Öyle gerekti diyelim. Neden gerçeği söylemiyorsun bana? O gün şirkete bana geldiğin zaman Deniz seni aradı ve okul çıkışına erken gitmeni istedi ve... Yani anlıyorum ki onun okulu İstanbul'da. Bu seni ilgilendirmez. Öğrenmek istesem 5 dakikada öğrenirim bunu biliyorsun. Eziyet etme söyle artık. Bir burs kazandı. Deniyoruz şimdilik. Devam edip etmeyeceğimiz de belli değil. Bakacağız. İkimizin çocuğu. Yani ikimizin de onu sahiplenmesi çok doğal. Hakan benim derdim hiçbir zaman velayet falan olmadı. Hiçbir zaman. Ne dün ne bugün. Davayı açtım evet. Çünkü Deniz'i görmek için başka bir seçeneğim yokmuş gibi hissettirdin bana. Senin tavrın korkuttu beni Hakan. Zorluk çıkarman olur. Gel gerçekleri ona birlikte söyleyelim. Ama Deniz... Deniz yara almadan atlatmalı bu süreyi. İkimizin de istediği bu değil mi? Mümkün mü sence bu? Ben onun annesiyim Hakan. Önce bunu kabul edersen bence iyi bir başlangıç yapmış olacağız. Bana yardım etmen lazım çünkü ben bunu sensiz yapamam. Annesi olmama izin ver lütfen. Benim için değil, Deniz için yap bunu. Zeynep ben... Yalvarmamı istiyorsan söyle onu da yaparım. Yeter ki beni doğru anla. Yeter ki Deniz'e bir zarar vermek istemediğimi bil lütfen. Nasıl emin olabilirim ki ben böyle bir şeye? Oğlumun annesi olmak istiyorum Hakan. Daha masum bir istek olabilir mi sence? Diyorum ki acaba doğum gününde mi anlatsak ona her şeyi? Hangi çocuk yaş günü hediyesi olarak bir anne ister? Hem de ölü bir anne. Haklısın. Tamam ama ben de geleyim lütfen. O gününde ben de yanında olayım Hakan. Ama tabii ki Zeynep abla kimliğiyle. Ama... Lütfen tamam.
Ne olur hemen cevap verme, biraz düşün. Ben o günün de yanında olmak istiyorum, sadece o kadar. Ben oğlumun hiçbir doğum gününü göremedim. Ama bu sefer yanında olmak istiyorum. Ve biliyorum ki bunu sen olmadan yapamam. İzin ver bugünün de yanında olayım lütfen Hakan. Bir kez olsun anne olduğum günü kutlayayım. Çünkü ben 9 yıl boyunca o günü hep matem günü olarak kutladım.